Ters Aynadan hepinize merhaba. Efendim avukat Alpay Antmen'i ağırlıyoruz. Cumhuriyet Halk Partisi eski milletvekili Alpay Antmen bizimle birlikte. Kendisiyle hem gündemi hem muhalefetin CHP'nin gündemini hem de genel olarak ülke gündemine dair gelişmeleri konuşacağız, yorumlayacak bizlere. Belki yeni bilgiler de alacağız kendisinden. Hoş geldiniz Alpay Bey. Hoş bulduk. Teşekkür ediyorum. İyi yayınlar diliyorum. Çok sağ olun. Alpay Bey, şimdi aslında sıcağı sıcağına hemen bugünkü MHP grup toplantısıyla başlamak isterim. Hemen onun peşi sıra gerçekleştiriyoruz bu röportajı çünkü. Biliyorsunuz Cumhurbaşkanı Erdoğan Almanya dönüşü uçakta 50+1 seçim sistemiyle ilgili çok dikkat çeken bazı açıklamalarda bulundu ki aslında beklenen açıklamalardı bunlar. Çünkü Erdoğan'ın bu sistemden rahatsız olduğu, kendi getirdiği bu sistemden rahatsız olduğu ve en çok da kendisini zorladığı, özellikle de son seçimlerde gördüğümüz bir gerçekti ki bu sistemin değişmesi gerektiğini vurgu yaptı. Bu kez çok daha net açıklamalardı ve kimin eli kimin cebinde belli değil bu sistemle diyerek ittifakları doğru bulmadığını aktardı. Burada tabii gözler büyük ortak, yani mevcut ittifak içerisindeki büyük ortaklarından MHP'ye çevrildi. Devlet Bahçeli'ye çevrildi. Peki Devlet Bahçeli ne diyecek, nasıl yanıt verecek Erdoğan'ın bu çıkışına denildi. Devlet Bahçeli bugünkü grup toplantısında bu meseleye epey geniş bir şekilde yer verdi ve tepkisini de ortaya koydu. Özetle biz dün nerede duruyorsak bugün de aynı noktadayız dedi. Sistemi savunmaya devam etti. Ve dikkat çekici bazı ifadeleri var. Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi işi bitince buruşturulup kullanıp köşeye atılacak konjonktürel bir şey değildir dedi. Bu yönde buna benzer de çok fazla açıklaması da oldu. Siz hem Erdoğan'ın bu çıkışını hem de Devlet Bahçeli'nin bu açıklamalarını nasıl yorumlarsınız? Şimdi öncelikle 14 Mayıs'a dönmek gerekiyor. 14 Mayıs'a giden yolda Sayın AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan hiç rahat değildi. Kendi ittifakında geliştirdi Hüdapar'ı ve yeniden Refah Partisi'ni ve diğer bazı oluşumları, partileri kendi bünyesine aldı ve bundan da rahatsız olduğunu zaman içinde gördü. Çünkü kendi ittifak içinde çatlak sesler duydu. Tayyip Erdoğan gibi bir kişi çatlak sesleri asla tahammül edilecek bir kişilik değil. Ve 14 Mayıs'ta seçimi kazanamayınca da 28 Mayıs sürecinde biraz işte bizim hatamız, biraz konjonktür ve bolca AKP'nin siyasi manevraları sayesinde çok çok da doğru olsa halkın haklı beklentilerinin tersine Recep Tayyip Erdoğan bir daha Cumhurbaşkanı oldu. Bu son Cumhurbaşkanlığıydı. Şimdi Sayın Erdoğan Almanya dönüşü %51+1 ile olmuyor diye bir kamuoyunun önüne bir laf attı. Buradan çok farklı ve çok başka beklentileri de var. Birincisi, en önemlisi kendi açısından, sistem değişeceği zaman diyecek ki bakın sıfırlandı, ben yeniden aday olabilirim. Aday olabilirim diyecek 2020. Evet, aday olacak. Bu birincisi. İkincisi, artık %50'yi bir daha alamayacağını, Cumhur İttifakı'yla daha alamayacağını görüyor. Yeniden seçilmek için %35, %40 karşı tarafı da parçaların böl ve yönet taktiğiyle yeniden iktidara gelirim diyor. Üçüncüsü, Türkiye'de ciddi bir ekonomik kriz var. Bu ekonomik krizle başa çıkılamıyor. Ve başa çıkılması da imkan dahilinde değil. Bunu da unutturmak için aylarca konuşulabilecek bir ortaya laf attı. Hem de anayasa değişikliği istiyor. Ama anayasa değişikliğinde sadece kendisi için istediği de açık. İşte gördüğümüz kadarıyla artık Sayın Erdoğan hem bir daha Cumhurbaşkanı seçebilmek için hem Türkiye'de muhalefetsiz iktidara gitmek için. İktidar olduğu zaman da ana muhalefet partisinin kendi yandaşlarından, Cumhur İttifakı'ndan olmasını sağlamak için böyle bir yol yürümeyi kafasına koymuş. Ama bugün Sayın Devlet Bahçeli çok dik durdu. Bu konuda saygı duyuyorum. Dün ne dediysek bugün de o dedi. Yani Devlet Bahçeli Sayın Erdoğan'ın aksine dün söylediğini bugün değiştirmeden net olarak 50+1 devam etmeli, başkanlık sistemi devam etmeli diye net bir tavır koydu. Ama burada ikisi de yanılıyor. Türkiye'nin geleceği tek adam rejiminde değil, parti devleti rejiminde değil. İşte ekonomimizi düzeltemiyoruz.
Yeniden ama bu sefer güçlendirilmiş parlamenter demokratik rejime dönmek zorundayız. Çünkü bu sistemde şu an yürütme, yasama, yargı bir tek kişinin kontrolünde. %50+1 ile seçildiği halde şimdi onu da istemiyor. Başarırsa %35'te, %40'ta Türkiye'nin geri kalan %60'ını memnuniyetsiz olan %60-%65'i tek başına yönetmeye çalışacak. Bu da olacak iş değil. Zaten %50+1'in Türkiye genel anlamında bir meşruiyet sorunu varken bunu da işte birinci turda en çok oyu alan kişi seçilsin. Uğraşmayalım. Sanki çok affedersiz kaba bir tabir, bu boyacı küpü istediğini karıştır içine, yeni bir renk elde et, yola devam et gibi işi de çabuk bitirelim mantığıyla Türkiye'yi içinde bulunduğu çağ dışı antidemokratik ortamda kalmaya zorlayacak adımlar atmak istiyor Sayın Erdoğan. Ama bugün Devlet Bahçeli'nin dediği çok açık ve netti. İleride ne görür, ne görürüz onu tabii ayrıca bakmak, beklemek ve fakat dik durmak gerekiyor. Evet, bu meseleyle ilgili bir soru daha yöneltip ardından Cumhuriyet Halk Partisi'nin meseleye bakışını da biraz irdelemek istiyorum bu Erdoğan açıklamalarına dönük. Ama yani Devlet Bahçeli'nin bugünkü açıklamaları bir tık açık kapı bıraksa da uzlaşma zemini için Erdoğan ve kendisi arasında yine de çok sert açıklamalardı ve esasında AKP ve MHP arasındaki o yargı süreciyle bizim açığa çıktığını gördüğümüz hesaplaşmanın da sokağa çıkmış haliydi esasında. Yani bence Devlet Bahçeli'nin açıklamalarıyla biraz sokağa çıktı o durum ki çok sert göndermeleri vardı. Yani biz bağrımıza taş bastık yeri geldi gibi. Mesela Sinan Oğan isim vermeden Sinan Oğan göndermesi de yaptı. Diğer partiler üzerinden rahatsız olduğunu bu kez çok açık bir şekilde ifade etti. Yeniden Refah Partisi Hüdapar'ın bu denklemde olmasında. Çok açıktı ve 15 Temmuz göndermesi yapması da çok dikkat çekiciydi bence. Şunu sormak istiyorum. Biz artık bu çekişmeyi net bir şekilde bence bugünkü açıklamalarıyla da gördük. Ne olur bundan sonraki süreçte? Erdoğan nasıl bir karşılık verir sizce? Yani bu iyice tırmanır mı? Bu şu yorumlar gibi böyle bir tablo karşımıza çıkar mı? Yani Bahçeli'yi sırtından atar mı ki o yazıya da tepki gösterdi. Barış Terkoğlu'nun yazısıydı Cumhuriyet Gazetesi'nde. Atar mı Erdoğan sırtından ve Bahçeli'yi sırtından atması durumunda bu sefer ya İYİ Parti ile ya da HDP ile bir yol yürüyecek. Sanki İYİ Parti ile çok net böyle bir durum söz konusu olmasa da daha olabilecek gibi bir durum gibi karşımızda. HDP'le de arka kapı diplomasisi yürütüldüğü yönünde, görüşmeler yürütüldüğü yönünde iddialar gündeme geliyor. Siz nasıl görüyorsunuz bu iki partinin geleceğini Cumhur İttifakı çatısı altındaki durumu? Tabii bunlar benim kişisel görüşlerim olacak. Özellikle şunu söylemek istiyorum. Sayın Erdoğan geri adım atacak bir siyasetçi değil. Çünkü Sayın Recep Tayyip Erdoğan tek başına konuşan ya da tek başına fikir üreten, tek başına hareket eden bir Cumhurbaşkanı da siyasi figür değil. Çok benim aldığım kadarıyla ciddi araştırmalar, algı operasyonu, ciddi manipülasyonlar ve siyasi çalışma genel anlamıyla söyleyebiliriz. Siyasi çalışmalardan sonra bir adım atıyor veya ekibiyle beraber yol haritasını çiziyor, yolu hazırlıyor, taşları temizliyor. Dikensiz Gül Bahçesi'nde de yani bu planlanmış bir durum olarak karşımıza geliyor. Açıkça planlı, programlı bir durum olarak görüyorum. Çünkü aynı şeyi benzetmelik de hata olmaz. Yani Sayın Milliyetçi Hareket Partili arkadaşlarım alınmazlar ama daha önce nasıl FETÖ terör örgütüyle yol yürüdülerse o zaman hizmet hareketiydi. Sonra 15 Temmuz'a gelen aşamada onları manipüle ederek 15 Temmuz hain ve alçaklar ve girişiminden sonra onları karar mekanizmasından elediler. Acaba yine böyle bir şey yapıp bunca zamandır yanlarında olan Milliyetçi Hareket Partisi'ni ittifaklarından uzaklaştıracaklar mı? Uzaklaştırmak mı istiyorlar? Veya kendilerini çok mu büyük bir yük görüyorlar? Onu ayrıca bir düşünmek ve tartışmak gerekiyor. Fakat sizin dediğiniz gibi eğer bu konuda bir karar verdiyse Sayın Erdoğan %50+1'den geri adım atalım diyorsa veya MHP ile yollarını ayırmayı düşünüyorsa mutlaka siyasi bir partneri gereklemiş olması gerekiyor.
Tabii bu da şu an en aklı mantığa uygun gelen HDP ile bir siyasi işbirliği veya siyasi ittifak demeyeyim. Çünkü HDP AKP ile çok da ittifak yapma meraklısı olduğunu zannetmiyorum. Fakat kendi siyasi görüşleri doğrultusunda kendi siyasi kazanımlarıyla hareket ederler ki bu da tırnak içinde söyleyeyim doğru bir yaklaşımdır onlar anlamında. Ve önümüzdeki günlerde siyaset çok ısınacak. Demek Parti böyle bir anda yarı yolda bırakılacak bir ittifak ortağı değil ve bürokraside çok ciddi yapılanmaları var. İşte bunu yargıda, yargı krizinde... Tam oraya geleceğim Alpay Bey. Burası çok önemli. Aslında burayı da biraz konuşalım. Şimdi Devlet Bahçeli bugün dedi ki biz de devlet bakanlık almadık. Herhangi bir bakanlıkta değil. Burada aslında sorumluluğu da almadık demeye getiriyor bence. Yani yapılan hatalarla ilgili bizim sorumluluğumuz yok demeye getiriyor bence. Bilmiyorum siz de düşünüyorsunuz ama diğer taraftan sizin de ifade ettiğiniz gibi bürokraside ağırlıklı olarak varlığı var ki yargıdaki ağırlığını, Yargıtay'da özellikle ağırlığını son meseleyle ilgili çok net bir şekilde görüyor ve yaşıyoruz. Bu noktada nasıl bir kriz karşımızda olur? Şimdi tabii ki bakanlar aslında normal bir parlamenter sistemde siyaseten sorumlu kişilerdir. Fakat başkanlık sisteminde deyim yerindeyse şimdiki bakanların birer siyasi sekreter. Yani Cumhurbaşkanı'nın görevlendirdiği sekreter terimi başkanlık sistemlerindeki terimdir. Onun dışında bir siyasi sorumlulukları yok. Tek siyasi sorumluluğu Sayın Cumhurbaşkanı'dır. Hükümetin başı olarak, yürütmenin başı olarak, yasamadaki birinci parti olan AKP'nin başı olarak ve yargıdaki, yüksek yargıdaki üyeleri seçen, yargıya da bu şekilde müdahil olan diyeyim bir başkan, Cumhurbaşkanı olarak bütün siyasi sorumluluk aslında burada Sayın Cumhurbaşkanı'na aittir. Fakat Cumhur İttifakı beraber yürüdüğü Cumhur İttifakı'ndaki Milliyetçi Hareket Partisi de bunun aslında siyaseten yollarını döşediği için, yanında olduğu için de sorumlu olması gerekmektedir. Ama benim bakanlığım yok, yapılan günlük işlerden benim sorumluluk yok. Tabii ki çok kolayca diyebilirler. Bundan sonra ne olacak? Eğer Cumhur İttifakı dağıtılmak isteniyorsa siyasette önemli bir kırılma yaşayacağız ve bürokraside tayinler ve terfilerde bunu rahatlıkla görebiliriz. Ama bugünden yarın olmaz. En azından yerel seçimlerin geçmesi de gerekir. Yerel seçimlere kadar 31 Mart'a kadar böyle bir kaos ya da böyle bir ittifak içinde görünüm olacağını ben düşünmüyorum. Ama 1 Nisan'dan sonra Türkiye siyaseti çok daha fazla şeylere gebe olacaktır kanısındayım. Yargı krizine gelirsek şahsen kişisel olarak şunu söyleyebilirim. 1 Nisan'dan sonra ne çok önemli orayı atlamak istemem. 1 Nisan'dan sonra Türkiye önemli krizler dediniz. Ne olabilir? Yani, erken seçim mi konuşulur? Başkan sistemlerinde ben erken seçim olabileceğine inanmıyorum. Çünkü ne yaparsanız yapın yürütmenin başına Cumhurbaşkanı'nı güvensizlik oyla veya başka bir şeyle bahsediyorsunuz. İttifaklar kırılabilir. Yeni ittifaklar oluşabilir. Cumhur İttifakı dediğiniz gibi MHP ile ve AKP arasındaki bir sürtüşme olur ise yeniden şekillenebilir. Anayasaya değişikliği için adımlar atılabilir. Bunda AKP'nin yeni ittifakının şekline göre anayasaya şekil vermek istenebilir. Yani 31 Mart'a kadar biz yerel seçim süreci yaşayacağız. 1 Nisan'dan sonra ise anayasa hukuku anlamında ya da anayasa anlamında ve daha sonra belki de ittifaklar anlamında Türkiye'de ciddi şekilde siyaset hareketlenecek diye düşünüyorum. Evet, önemliydi bu söylediğiniz. Şimdi bir de Cumhuriyet Halk Partisi tarafından meseleyi, yani bununla ilgili MYK toplantısının ardından parti sözcüğünüz de bir açıklama yaptı ama Erdoğan'ın 50+1 açıklamasıyla ilgili. Yine de şu, merak edilen mesele şu, şimdi muhalefetin desteği olmadan meclisten geçiremez bu anayasa teklifini Erdoğan. Bu net. Yani ne meclisten 400'ü bulabilir ne de 360'ı bulup referanduma götürebilir. Bu noktada özellikle Cumhuriyet Halk Partisi'nin
desteğine ihtiyacının olduğunu farkında Cumhurbaşkanı Erdoğan. Matematik böyle söylüyor çünkü. Peki o noktada şunu yapabilir gibi bu bir tahmin, bir senaryo üzerinden tartışılan bir konu. Şimdi %50 artı 1'i kaldıralım, %40 %40 artı 1'e geçelim, bu sisteme geçelim üzerinde, taslağı üzerinde çalışılıyor. Buna ek olarak da özellikle de CHP'nin üzerinde durduğu ve son genel seçimlerde de bunun böyle olmasının gerektiğini vurguladığı parlamenter sisteme dönüş, yani parlamentonun güçlendirilmesi, meclisin yeniden etkin ve aktif hale getirilmesi meselesi. Acaba böyle bir şey sunarsa CHP'nin tavrı ne olur? Yani ben 50 artı 1'i de kaldırdım, parlamentoyu da güçlendirdim, böyle bir değişiklik yaptım dediği noktada CHP bunu nasıl karşılar? Tabii öncelikle ben Cumhuriyet Halk Partisi adına konuşma hak ve eksine sahip değilim ama bir Cumhuriyet Halk Partisi'nin milletvekili yapma onurunu taşıyan bir hukukçu olarak şunu söylemek istiyorum. Cumhuriyet Halk Partisi'nin kırmızı çizgileri var. Özellikle eğer Sayın Erdoğan Cumhuriyet Halk Partisi'nden destek isteyecekse bu anayasa değişikliği için, özellikle 50 artı 1 meselesinde parlamenter demokrasi sisteme dönelim derse, işte İYİ Parti, Cumhuriyet Halk Partisi tarafından hazırlanan bir taslak var. Taslak dediğim yani kanun maddeleri değil ama güçlendirilmiş parlamenter demokratik sisteme geçiş hazırlıkları var. Bunlarla ilgili olarak Sayın Erdoğan eğer Türkiye'de bu başkanlık sistemi tek adam rejiminin yerine bir güçlendirilmiş parlamenter demokratik sisteme geçiş önerirse, Cumhuriyet Halk Partisi bunun yanında tabii sağına soluna başka şeyler eklenmemek, araya koşulda buna destek veriyor ama onun dışında Cumhuriyet Halk Partisi'nin AKP ve AKP'nin genel başkanına yardımcı olmak gibi bir misyonu, derdi, görevi de yok ve bu konuda da destek olunmayacağını düşünüyorum. Yalnız bu 360 meselesi, 460 meselesine çok dikkat etmek gerekiyor. Meclisteki aritmetik, o anayasada getirilen maddelere göre, değişik önerilerine göre değişebilir. Onun da çok güvenmemek ve her zaman çok dikkat etmek gerektiği kanısındayım. Yani buradan biraz daha açarsak bu cümleyi, önemli bir cümle kurdunuz. Anladığım kadarıyla diğer partileri mi kastediyorsunuz? Muhalefet tarafında yer alan diğer partilerin tavrını. Tabii, zaten bu beklenen bir şey. Sadece Cumhur İttifakı bileşenleri, milletvekilleri değil, Millet İttifakı ve HDP'ten de oy, yani Cumhuriyet Halk Partisi'nden alamayacağı çok açık beni. Nasıl alabilirim diğer partilerden diye başka varyasyonlarda deneyeceklerine ben inanıyorum. Yani burada HDP'yi kastediyorsunuz anladığım kadarıyla. Tabii yani HDP'nin istediği şekilde anayasa değişiklikleri olursa HDP'nin destek vermesi tabii ki muhtemel olabilecektir. Veya saadet gelecek, yani bu partilerin destek vereceği bekleniyor zaten. Yani HDP ayrıştırarak, düşmanlaştırarak, çünkü düşman yaratarak böyle siyasi oluşumlar, AKP gibi siyasi oluşumlar yaşar. CHP ve HDP'yi kötüleştirir. Daha doğrusu tukaka anlamında onu yalnızlaştırır. Onlar dışındaki oylarla bir anayasa değişikliği ya da bunu tekrar bir götürebilir miyim diye referanduma hareket olabilir. Yani AKP satranç tahtasında hamlelerine başladı. Burada şunu söylemek gerekiyor. AKP bu hamleleri yapıyor. Meclis 600 milletvekili var ama bu aslında bizlerin, hepimizin, halkımızın sorunu. Yani AKP'nin atacağı her adımı biz, ama meclisten geçer mi, meclisten geçmez mi, 360 bulur mu, 400 bulur mu diye düşünmek yerine, veya CHP ne der, HDP ne der yerine, halkımızın da kendi haklarını biraz da savunması gerekiyor. Yani bu biz şunu zannediyoruz ya, demokrasiler toplumsal sözleşmeyle, anayasayla vatandaşların, halkın, yurttaşların kendi özgürlüklerini yönetenlere doğru düzgün yönetsinler diye, işte dış güçlerden korunmak için, dış güçler derken sınırları belli olsun, ülkede yaşama, vatandaş olma, sağlık harcamaları, eğitim gibi, korunma gibi, barınma gibi ihtiyaçları devlet tarafından karşılanması için biz özgürlüklerimizi veriyoruz. Yoksa biz bir demokratik ülkelerde vatandaşlar seçtiklerimizin, seçilenlerin kölesi değiliz, kulu değiliz ve biz onları seçiyoruz. Özetle şuraya gelmek istiyorum.
halkımızın da haklarını bilip haklarına sahip olması gerekiyor. Her şeyi ben milletvekilini seçtim, o ne yaparsa yapsın demek, onları yalnız bırakmak da doğru değil. Mesela Canlı Atalay aylardır tutuklu ve bir milletvekilleri sadece seçildikleri ilin değil, bütün Türkiye'de yaşayan yurttaşların vekilleridir. Bu vekiline de halkın sağ çıkması gerekiyor. Şöyle Canlı Atalay'la ilgili şöyle bir şey anlatayım. Ben baro başkanı olduğum dönemde, Mersin Barosu başkan döneminde gezi davalarında 6 tane gezide kaybettiğimiz kardeşimizin, yurttaşımızın davasında her davada Can Atalay vardı ve ücretsiz, hiçbir karşılık beklemeden hak mücadelesi yapıyordu. Yani burada aslında neden Can Atalay'ın böyle bir yargı süreciyle ve yargı darbesiyle içeride tutulmaya çalıştığını da anlamak güç. Çünkü Can Atalay sadece hukuk kuralları, işte insan hakları bağlamında hak mücadelesi veren bir hukukçu. Bunu da parantez kapatarak burada söylemiş olmak isterim. Evet, şimdi şu meseleyi de biraz değinmek istiyorum. Yerel seçim süreciyle ilgili de konuşalım istiyorum. Ama tabii yerel seçimden önce şunu da konuşmadan olmaz HEDEP demişken. Şimdi AKP ile yakınlaşabilir mi, bir işbirliği yapabilir mi diye konuşurken aslında sadece AKP'nin değil CHP'nin de aritmetik olarak bu seçimlerde, yani matematik olarak ihtiyacı var HEDEP seçmeninin oylarına. Ve 2019 seçimlerinde keza o seçimin sonucunun başarıyla sonuçlanmasında HDP, o dönem HDP seçmeninin oylarının desteği çok büyüktü, katkısı çok büyüktü. Peki CHP böyle bir işbirliğine girişebilecek mi? Bu yönde görüşmeler yapılıyor mu? Şimdi AKP bunu yapar mı yapamaz mı meselesini konuşurken bir taraftan işte Özgür Özel, dünyaca ünlü soprano sanatçımız Pervin Çakar konserine gidip orada bir usul olan sopranoların eli öpülür, bir usulü yerine getirmesinden ötürü hem iktidar medyası hem de Devlet Bahçeli de bugün değindi, iktidarın kendisi tarafından hedef haline gelebiliyor. Şimdi böyle bir ortamda bunu genel seçim sürecinde de gördük. Nasıl olacak? Yani bu tür görüşmeleri yürütüyor musunuz şu an? Ne aşamada diyaloğunuz HEDEP'le? Biraz bununla ilgili bilgi verirseniz iyi olur. Öncelikle Sayın Genel Başkanım, sevgili dostum Özgür Özel, her centilmenin yapması gereken yakışan bir davranışta bulmuştur. Bu bir el öpme değil, bu bir reveranstır ve bütün Batı toplumlarında kutlama için yapılır. Evet. Ve Sayın Genel Başkanımın gidip Pervin Hanım'ı dinlemesi hem sanata verdiği önemi göstermesi anlamında çok önemli, hem bir kadın sopranoyu dinlemesi anlamında çok önemli, hem de artık Türkiye'de barışın, eşit yurttaşlığın, kardeşliğin hakim olması için, Türkiye'de yaşayan 85 milyon insanın eşit yurttaşlık içinde, eşit yurttaşlık şeklinde yaşaması için, hiç kimsenin birinden üstünlüğü yok, herkes bu ülkenin vatandaşı. Herkes bu ülkede askerlik yapıyor, vergi veriyor, hizmet ediyor. Sen ikisi vatandaşsın, sen söylesin, sen böylesin denmeyeceği bir ortama varmamız gerekiyor. Biz hala 21. yüzyılda insanları doğduğu gün kendisine verilen adlarla şu inançtasın, şuralısın, burasın gibi sonradan doğumla değil, doğduktan sonra kazandıkları sıfatlarla ayrıştırıyoruz. Hiçbir ayrım olmaması, aşımı olmaması gerekiyor ve bunda Özgür Özel çok doğru bir şey yapmıştır. CHP ve HEDEP görüşüyor mu? O konuda benim tabii bir şey bilmem veya söylemem de yanlış olur, doğru da olmaz. CHP'yi de temsil edemem. Fakat bir görüşme yapılacaksa açık, şeffaf bir görüşmesi yapılmalıdır. Yani yapılacak tüm görüşmeler şeffaf bir biçimde kamuoyu bilgilendirilerek yapılmalıdır, yapılacak ise. Zaten AKP'de görüşecekse buyursun, açık olarak görüşsünler. Yani diğer partiler birbirleriyle görüşürken hiçbir sıkıntı yok. Ya da AKP... Yani biz görüşürsek de açık bir şekilde görüşür, bunu kamuoyuyla paylaşırız diyorsunuz. Aslında tekrarlıyorsunuz Özgür Bey'in söylediği. Öyle olması gerekiyor. Evet, aynı şekilde tekrar ediyorum. Ve bu da doğrusudur. AKP görüşürken iyi, CHP görüştüğü zaman CHP terörist, böyle bir şey olmaz. Bu kadar ciddi, siyaseten gayri alaki bir düşünce de olmaz. Bu arada geçmişteki HDP ismi, şimdiki HEDEP bir siyasi parti, yasal bir siyasi parti. Türkiye Cumhuriyeti Kanunları'na göre kurulmuş, Türkiye Cumhuriyeti Kanunları'na göre
Alpay Bey, beni duyabiliyor musunuz acaba? Sesiniz gitti ama sanırım Alpay Bey'in bağlantısında bir sorun var. Tekrar aramızda olacaktır. Alpay Bey, siz beni duyabiliyor musunuz? Alpay Bey'i yeniden bağlayalım. Alpay Bey, sesim size ulaşıyor mu acaba? Sesim geliyor mu? Evet, şimdi geliyor. Buyurun devam edin lütfen kaldığınız Tekrar yerden. döndüm. Şöyle. Görüntünüz yok. Yalnız kameranız mı kapalı acaba? Yo, ben sizi görebiliyorum. Sizin görüntünüz yok. Bir dakika lütfen. Alpay Bey, görüntünüz yok ama ha, şimdi geldi. Buyurun lütfen devam edin. Buyurun. Mersin'de 2 gün önce çok şiddetli bir yağış oldu. O günden beri cep telefonları, internet, normal telefon hepsinde çok büyük bir sıkıntı var. İşte 21. yüzyıldaki altyapımız bu şekilde maalesef. Devam edeyim mi? Geliyor mu sesim net olarak? Evet, buyurun lütfen. Buyurun. Tekrar kaldım. Yani şöyle söyleyeyim. AKP, HDP ya da HDP görüştüğü zaman bu normal. Ama CHP görüştüğü zaman terörist denmesi de son derece siyasi anlamda gayri ahlaki bir yaklaşım. HDP şu an meclise temsil edilen bir siyasi parti. Aldığı milyonlarca oyu temsil ediyor. Bu nedenle CHP'nin ya da başka bir partinin ya da AKP'nin HDP'le ya da HDP'nin başka bir partiyle görüşmesi, ittifak yapması kadar normal bir şey yok. Bu konuda da eğer Cumhuriyet Halk Partisi bir görüşme yaparsa bunu kamuoyu önünde açıkça yapar ve bu da Türkiye'deki kardeşlik hukuku için çok da yerinde olur. Evet, şimdi yerel seçime de gelelim istiyorum. Önemli. 28 Kasım'da başlıyor, değil mi? Cumhuriyet Halk Partisi'nde başvurular ve belediye başvurular. Bugün başladı. 28 Kasım'da adaylıklar sona erecek. Ha, pardon, 28 Kasım'da sona eriyor. Bugün başlıyor. Şimdi şu çok tartışılıyor. Dündü sanırım İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'na İstanbul ilçeleriyle ilgili adaylık belirlenme sürecinin nasıl olacağı soruldu. Ekrem Bey de bununla ilgili doğrudan yanıt verdi. Yorum şu: Ekrem İmamoğlu İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı. Dolayısıyla bu açıklamayı genel merkezin veya İstanbul İl Başkanlığı'nın yapması gerekiyordu yönünde bir takım eleştiriler var. Siz buna katılır mısınız? Yani şöyle bir eleştiri yöneltiliyor. Sanki Cumhuriyet Halk Partisi'nde bu yeni dönemle birlikte İki ayrı yönetim varmış gibi bir tablo olduğu yönünde eleştiriler yöneltiliyor. Siz bu eleştirilere ne yanıt vereceksiniz? Bir de bir iddia var. Deniliyor ki belediye başkan adaylarının belirlenme sürecinde Ekrem İmamoğlu'nun, Sayın Ekrem İmamoğlu'nun karar verici noktada olduğu yönünde bir takım iddialar var. Bugün iktidar medyasında da yer almış bu iddialar. Bunlara ne yanıt vereceksiniz? Şimdi tabii ki siyaseten Ekrem İmamoğlu'nu yıpratmak isteyecekler. Özellikle iktidar ve iktidar yanlısı medya. Çünkü İstanbul'u alan Türkiye alır diyordu Sayın Cumhurbaşkanı. Ve eğer seçimler normal akışında gitseydi de bu öyle olmuştu. Sayın Kılıçdaroğlu bugün Cumhurbaşkanı'ydı ve demokrasi sorunumuz ortadan kalkmıştı. Ama tabii Cumhuriyet Halk Partisi'nin yetkili kurulları var. Parti meclisi, MYK ve Sayın Genel Başkan son kararı Cumhuriyet Halk Partisi yetkili organlarından alacaktır. Sayın İmamoğlu İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı'dır. Seçimleri nasıl kolay alabileceğini bizden, yani bizden derken halktan daha da iyi bilebilecek konumda bir şekilde Cumhuriyet Halk Partisi'nin genel merkezine tabii ki yardımcılık ve destek olacaktır. Yani bu Cumhuriyet Halk Partisi'nde iki başlık olarak değerlendirilemez. Çünkü bizim İstanbul'u mutlaka ve mutlaka kaybetmememiz, Ankara'yı kaybetmememiz Alpay Bey, sesiniz gitti. gerekiyor. Alpay Bey, Ankara'yı kaybetmememiz gerekiyor cümlesinden itibaren tekrar alabilir miyiz? Sesiniz gitti, duyamadık sizi. Ankara yanında Adana'yı, Mersin'i, Hatay'ı, Antalya'yı, İzmir'i, 11 büyükşehir belediyemizi kaybetmememiz ve üzerine eklememiz gerekiyor. Bunun içinde halkın teveccüh göstereceği ilçe belediye başkanlarını da belirlememiz ve ona göre hep birlikte gitmemiz gerekiyor. Gerek Mersin, gerek Adana, gerek Hatay, bütün büyükşehir belediyelerini İzmir, Antalya, Bursa, yeni kazanılacak inşallah. Burada
seçilecek ilçe belediye başkanlarının büyükşehir belediye başkanına oy taşıyacak ve onunla birlikte omuz omuza çalışacak kişilerde olması gerekiyor. Ben Ekrem İmamoğlu'nun beyanlarını bu minvalde değerlendiriyorum. Ama tabii ki son söz Cumhuriyet Halk Partisi'nin yetkili organları olacak. Bu nedenle Cumhuriyet Halk Partisi'nde bir iki başlılık değil, parti içi demokrasi var demek daha doğru olur. Evet, çok teşekkür ederim Alpay Bey. Sizinle ben konuşmaya devam edeceğiz. Hem yerel seçim sürecini hem de sizin işaret ettiğiniz çalkantılı bir süreç yaşayacağız Türkiye'de siyaseten ki ne zaman yaşamadık ki diye de evet, ekleyeyim. Sanırım biraz daha fazla çalkantılı bir sürece giriyoruz. Bunları konuşmaya devam edeceğiz. Çok teşekkür ederiz aktardığınız için. Teşekkür ediyorum. İyi çalışmalar diliyorum. Sağ olun. Hoşçakalın. Evet, Ters Ayna'nın sonuna geldik. Bir sonraki bölümde yine kıymetli bir konuğu sizlerle buluşturacağız. O zamana dek kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.